Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir üründe tekrardan beraberiz. Bugün bir turntable yani döner tablo inceleyeceğiz sizlerle beraber. Bakalım özellikleri ne ve biz neden bu ürünü seçtik? Hepsi hemen şimdi başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüzü kutusundan çıkardık. Ürünümüz siyah renkli. İçerisinden bir tane kullanıcı arayüzü geliyor ancak İngilizce. Ayrıca satıcının bir hediyesi olarak maskot bize göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, ürün incelememize başlayacak olursak ürünümüz ilk bakışta şöyle 25 santim çapında ve 3,7 santim yüksekliğinde. Burada gördüğünüz benim iki tane açma kapama tuşu var. Ürünümüzün altını incelediğimiz zaman 4 adet kaydırmaz pedi mevcut. Özelliklerine geçecek olursak ürünümüzün 10 kilogram kapasitesinde olduğunu, 40 saniyede turunu tamamladığını, yani dakikada 1,5 tur attığını söyleyebiliyoruz. Çalışma yönünde ise saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönebiliyor. Ortasında da gördüğünüz gibi ayrıca bir aydınlatmamız da mevcut. Şimdi hemen ürünümüzü prize takıp test edelim. Evet, bu arada ürünümüzle ilgili kablo uzunluk bilgisi yoktu. Bunu şu anda ben kendim ölçtüğüm zaman 1,5 yani 150 santim kadar bir kablo uzunluğuyla beraber geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca ürünümüzün kendi ağırlığı da 0,5 kilogram yani 500 gram kadar. Şimdi beraber açıyoruz ürünümüzü. Evet, ürünümüze baktığımızda iki tuşla beraber geldiğini söylemiştik. Ancak bu tuşlar üzerinde ne işe yaradığıyla alakalı bir açıklama bulunmuyor maalesef. Beraber tuşlara basarak sizinle birlikte öğreneceğiz. Bunu açtığımda hiçbir şey olmadı. Bunu açtığımda gördüğünüz gibi şu anda dönüyor. Bunu açtığımda da ışığı açtı. Yani o zaman buradan şunu anlıyoruz. Açma kapama tuşumuz var. Ayrıca ışık için ekstra bir açma kapama tuşumuz var. Ancak maalesef bunu ürünü kapalıyken yani sadece ışığını açmak istediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Bu kötü bir özellik olmuş. Yani sadece ışığı doğrudan açabiliyor olmak güzel olurdu diye tahmin ediyorum. İlla döndürmek istemiyor olabilirsiniz. Çok kolay durdurabiliyorum gördüğünüz gibi yani. Çok güçlü gibi durmuyor açıkçası. Gerçekten bir 10 kilo bulup denemek istedim yani şu an. Ama direkt saf 10 kiloyu nereden bulacağız bakalım. Evet, ışığını kapatıyorum tekrar. Şimdi bir 10 kilo bulup geliyorum. Evet, şu anda bulabileceğim en pratik aynı ağır şeyi getirdim size. Hem şeffaf, burada ışığı da denemiş olacağız. Bu yüzden bunu tercih ettim. 5 litrelik bir su şişemiz var. Bakalım, açıyoruz şu anda. Tam dolu bir şekilde hiçbir problem yaşamadan gayet dönüyor. Bence başarılı. Maalesef zorlanıyor şu an. Yer olarak mı diye kontrolünü sağlıyorum. Yani acaba çok mu ortaya tek bir yere mi bastı? Mesela evet, bak şu an döndürüyor. Garip oldu birazcık. Demek ki yere biraz önemli. Şimdi ise gayet normal 2,5 kilo ağırlığında olan bir laptopu üzerine koyduğumuz zaman gayet kolay yine düzgün bir şekilde döndürebildiğini görebiliyoruz. Burada benim bahsetmek istediğim bir konu sadece tek bir noktaya değil de maalesef 10 kiloyu biraz yüzeye dağıtmanız gerekiyor. Yani noktasal bir 10 kilo koyduğunuz zaman üzerinde bir takılma yaşıyoruz. Bunu tuz lambası örneğinde maalesef gördük. Yani 10 kilo olsa da bu 10 kiloyu yüzey alanına kullanarak basıncı biraz dağıtarak maalesef kullanmanız gerekiyor. Böyle bir dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ürünün saat yönünde ve saat yönünün tersinde olduğu ile alakalı diğer uygulamayı ben merak ediyorum. Şu an nerede olduğunu göremedim. Onu bulup şu an size onu da göstereceğim. Şimdi için birkaç ürün daha bakmak isterseniz laptopu kaldırıyorum. Bu varyasyonları bu şekilde geliştirebilirsiniz. Örnek olarak şu anda da bir drone koyduk. Ayrıca bu drone'un incelemesi kanalımızda mevcut. Yine izleyebilirsiniz istiyorsanız. Yine bu şekilde görebileceğiniz farklı bir uygulama. Ve bu şekilde ses cihazımızı özellikle yanına koymak istedim. Ve çıkardığı hafif bir ses var. Onu duymanızı istiyorum sizin de. Buradan bu şekilde siz de kontrol edebilirsiniz.
Yakından gayet fark ediliyor yani. Ancak uzaklaştığınız zaman ses yani biraz daha fark edilmeyecek seviyelere geliyor diyebilirim. Tabii şu anda bayağı sessiz bir ortamdayız. Çekim yapıyoruz diye. Yani daha gürültülü bir ortamda bence bu hiç duyulmayacaktır. Kullanım kılavuzunu incelediğim zaman zaten ürünü şöyle size göstereyim isterseniz yine. Yani ben de göremedim. Herhangi bir dönüş yönünü değiştiren maalesef bir buton veya tuş yok. Burada da yazdığına göre ürünü açtığınız zaman kendi başına saat yönünde veya saat yönünün tersinde dönebileceğini söylemiş bize. Yani ona da müdahale edemiyoruz. Bu sanırım belli bir yere kadar dönüş yönünü tamamlıyordur. Ardından öbür yöne dönerek tekrar sarım yapıyordur diye tahmin ediyorum ben. Evet, bu şekilde de ürünümüzü incelemiş olduk. Ürünümüz zaten sade siyah bir tasarıma sahip. Yani bu herhangi bir şeyi karşıtırmıyor. Zaten sade olması daha iyi. Çünkü üzerinde göstermek istediğiniz ürünleri ön plana çıkaracaktır. Onun dışında elimizde dezavantajlardan tekrardan bahsedersek dönme yönünü otomatik belirleyemiyorsunuz. Bakın şu anda çalıştırdığımda ise demin çalıştığının tersi yönünde dönüyor. Bunu da görmüş olduk bu arada sizinle beraber. Ancak bunu dediğim gibi herhangi bir butonla değiştiremiyorsunuz. Kendi kafasına göre yapıyor. Ardından ışığın, yani sadece ışığı yakarak maalesef yine kullanamıyorsunuz. Bu da kötü olmuş. Ancak sadece ışığı kapatabiliyorsunuz en azından. Bu da diğer bir dezavantajdı. Ürünümüz zaten 10 kilo kadar kapasiteli. Bence fazla bile olabilir. Yani üzerinde tabii nasıl bir şey göstereceğiniz değişir ama 10 kilogram kapasiteli oluşu gayet iyi. Bunlardan yine düşük bütçeli ancak pilli olanlar da var veya işte güneş enerjisiyle çalışanlar da var modeller arasında. Ancak bence bu tip ürünlerde en mantıklısı elektrik kablosuyla güç alma olacaktır. Yani bu şekilde bile biraz müdahale edip durdurabiliyorsanız bence diğerleri çok daha kolay bir şekilde maalesef takılacaktır. Elimizde bulunan ürünleri biz de üzerinde denemiş olduk size göstermek amaçlı. Umarım ürünle ilgili bilgiler hoşunuza gider. Bulamadığınız ürün detaylarını bu videomuzda bulursunuz. Çünkü videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzda bahsetmediğimiz, bizlerin aklına gelmeyen, merak ettiğiniz farklı soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca geri dönüş yapıyoruz. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.